bir nokta denklemi sağlar arkadaşlar. Bakın şöyle bir eğri olduğunu düşünün. Sonuçta bir de teğet olsun. 1 3 hem teğetin üstünde hem doğrunun üstünde. O zaman bir yazalım yerine eğrinin üstünde. A artı A artı B artı 8 eşittir 3. Bu birinci denklemimiz. İkincisi F türev 1 eşittir. Eksi 2 diyeceğiz. Çünkü o noktadaki teğetin eğimi aynı zamanda türeve eşittir arkadaşlar. 2 ax x artı a artı b oldu. f türev x. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2a artı a artı b. Böylece kaça eşit olmuş oldu? Bakalım. Eksi 2'ye. 3a artı b eşittir. Eksi 2. Şuradan bakarsak 2a artı b eşittir. Eksi 5. Taraf tarafa çıkardığım zaman a'yı 3 bulduk. a 3 ise yerine yazdığım zaman 9b de arkadaşlar Eksi 11 oldu. Çarpımları eksi 33 c şıkkı. X3 x küp artı x'in önce türevini alacağız. 3x kare artı 1. Sonra da 2 yerine yazarsak 4 çarpı 3 12 bir daha 13 yapar. A noktasındaki teğetin eğimi A noktasındaki türev demektir. 1 eksi 3x karenin türevi eksi 6x'tir. A noktasındaki eğim de eksi 6a'dır. Bir de önünde A eksi var artı 6a oldu. A artı 3x artı 1'in eğimi nedir? Yani türevi a artı 3'tür. Yerine bir şey yazamam. Sabit fonksiyon bu çünkü. Eşittir a artı 3. Böylece arkadaşlar 5a eşittir. Eksi 10 oldu. a eksi 2. C şıkkı. x artı g'nin türevi 3 şu demek arkadaşlar. x'in türevi zaten 1'dir. g'nin türevi 3 ekleyeceğiz. Çünkü toplamın türevi her zaman ayrı ayrı türevlerinin toplamıdır. Bu yüzden birinin türevi 1 oldu. g türevi 3 lazım bana. Hemen bu fonksiyonun türevini aldığımız zaman g türev x, f türev x, eksi 1 çarpı f kare x, eksi çünkü şuradaki eksiyi unutmam lazım. x eksi 1 çarpı f karenin türevi ne demektir? Önce sanki x karenin türevini alır gibi 2 f x, sonra da arkadaşlar böylece f, f türev x olur. Şimdi f türev 3 yapacağız. F türev 3 ne demektir? Bu doğrunun x ekseni yaptığı açı 60 burası 30 burası burası da 30 oldu. Gördüğünüz gibi bunun türevi arkadaşlar tanjant 30 1 bölü kök 3. Sonra eksi f kare 3 çünkü 3 yazmamın sebebi bu arada kendisinin g türev 3'ü sorması. Buraları hep 3 3 dolduracağım. F kare 3 gördüğünüz gibi 1 arkadaşlar dolayısıyla karesi de 1 eksi yine 3 yazdığımız zaman 3 eksi 1'den 2 çarpı 2. F3'ün zaten 1 olduğunu biliyoruz. F türev x'te arkadaşlar demin söylemiştik sağ yatık tanjant 30 1 bölü kök 3 oldu. Artık burada bakalım e, neler var. Eksi 4 bölü kök 3. 1 bölü kök 3 daha eksi 3 bölü kök 3. Bir de yanında eksi 1 var arkadaşlar. Burası eksi kök 3. Eksi 1. Bir de en başta bu 1'i eklemeyi unutmayalım sorunun sonunda artı 1, eksi 1, eksi kök 3'ten bunlar gitti. Cevap eksi kök C şıkkı oldu. G türev fx çarpı f türev x'tir arkadaşlar. G bileşik fx'in türevi. Şimdi bir noktasından çizilen demek g türev f1 çarpı f türev 1 demektir. Ancak normalin eğimi diye söylemiş. Normalin eğimi eksi 1 bölü 2 ise T ile normalin eğiminin çarpımının eksi 1 olduğunu unutmayalım. Bilgi sorusu. O zaman bu eksi 1 bölü 2 olduğundan teğetin eğimi 2 olacaktır. Teğetin eğimi yani türev 2 olacaktır. F türev 1'e bakalım şimdi. F türev 1 burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu doğrunun eğimi. Burasının uzunluğu 3. Buranın uzunluğu da 3. Tanjant alfa 1 yaptı ama sola yatık olduğu için türev negatiftir. Doğrunun eğimi sola yatıksa eksi 1 olur. Sonra şu parantezde kapatayım ki karışmasın sanki birleşikmiş gibi. Sonra arkadaşlar f1 kaç? 3. Bu yüzden g türev 3 çarpı f türev 1'in zaten eksi 1 olduğunu bulduk. O zaman g türev 3 eksi 2 eşit oldu. Şimdi g türev 3 eksi 2 eşit ne demek biliyor musunuz? g'nin her yerinde türevi eksi 2'dir çünkü g 1 doğru. Bu yüzden biz aslında arkadaşlar g fonksiyonunun eğimini bulduk. Bak yapıyorum y eşittir eksi 2x. Orijinden geçen bir doğrunun sabiti yoktur. y eşittir ax şeklindedir. Doğrunun eğimi her noktada aynıdır. 3 noktasındaki eğim neyse 0 noktasındaki eğim de budur. Bu yüzden arkadaşlar doğrunun denklemi eksi 2x. Benden g eksi 3'ü istiyor. Yerine yazarsam eksi 3 çarpı eksi 2'den 6 olur. D şıkkı. Üçüncü dereceden bir fonksiyon x eksenini 0.2 ve 0.3 ile kesiyorsa burası Şöyle olur bakın. X eksi 0.3'ün parantez karesi çarpı x artı 0.2. Çünkü 3. dereceye tamamlamam lazım. Teğet çift derecelidir. Normalde 2 ne ederdik? Hani 4 olur, 6 olur, 8 olur. Ama toplamları 3. derece olması için buraya 2 demem lazım. Bir de baş katsayı arkadaşlar. Bu şekilde fx fonksiyonunu oluşturduk. Yalnız soruda diyor ki türevinin eğimi. Yani biz şu an fx'deyiz. Türevini bulacağız. Sonra bir daha bunun türevini alacağız çünkü bir şeyin eğimi, teğetin eğimi demek, onun türevini al demek. Türevini alacağız, o yüzden bir daha teğetin eğimi için yine türeve başvurmam lazım. Şimdi çarpımın türevi olduğu için 2 çarpı x eksi 0.3 çarpı x artı 0.2 a artı şimdi buraya göre türev alacağım bakın. 1 çarpı a çarpı x eksi 0.3'ün parantez karesi. Şu an türevine almış olduk bakın. Şu hatta 1 çarpı a'yı silip normal ee, orada artı a diyeyim arkadaşlar. Şimdi bir daha türevini alacağız. Çünkü şu an daha türev fonksiyonundayız. Şu çarpımın türevine bakıyorum. 2 çarpı 1 çarpı x artı 0.2 a artı 2 çarpı x eksi 0.3 çarpı a artı a çarpı 2 çarpı x eksi 0.3 oldu. Şimdi eksi 0.2'deki türev dediği için eksi 0.02'yi buraya yazarsam direkt burası gider. Sonra şurayı çarptığımız zaman eksi 0.2 0.3 daha eksi 0.5 bir de 2 ile çarparsak böylece eksi a olacak. Buraya geldiğimiz zaman burada da arkadaşlar yine aynı şekilde eksi 0.2 0.3 daha. Eksi 0.5 2 ile çarparsak eksi 1 artı a demek ki eksi a oldu. Bu eksi 6 a'yı eşitmiş. a da buradan arkadaşlar 3 geldi. Şimdi denklememiz 3 çarpı x artı 0.2 çarpı x eksi 0.3'ün parantez karesi. Y 0 yazınca yerine 0.6 çarpı 0.09 olacak. Bu da 0.00 şey 0.54 olmuş oldu arkadaşlar. E şıkkı. Doğrular birbirine dik olduğu zaman biliyorsunuz eğimler çarpımı eksi 1 oluyor. Bu şu demek bu aynı zamanda bunların teğetlerin eğimi yani g türev eksi 3 ile f türev 2 çarpımı eksi 1 olması lazım. g türev eksi 3 bu arada doğrunun eğimi. Doğrunun eğimi bakın tanjant alfadan karşısı bir birim komşusu bir birim. O zaman sola yatık bir doğru sakın bir deme. Sola yatık doğrunun eğimi negatiftir. Eksi 1 olur. Haliyle arkadaşlar F türevi 2 de bakın bir oldu. Bu arada kenarda G eksi 3 de gördüğünüz gibi Y'si bir olduğu için lazım olabilir. Türev alıyorum şimdi. G türev X, X eksi 4 çarpı X artı X'in türevi 1 çarpı G X eksi 4 artı f türev x artı 1 eşittir. Eşittir bir şey demeye gerek yok. Şimdi x eşittir 1 noktasındaki türev. Şöyle bir çizgi çekeyim. x eşittir 1. Böylece g türev eksi 3 çarpı 1 artı g eksi 3 çarpı f türev 2. Bu değerlerin hepsini biliyoruz. Burası eksi 1 çarpı 1 artı 1 e, çarpı burası da arkadaşlar şurası artıydı pardon. Burası da artı 1 oldu. Böylece eksi 1'ler birbirini götürdü. Cevap 1 oldu. D şıkkı. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyon azalansa nasıl azaldığını anlıyoruz. Gerçekten bakın gittikçe böyle y değerleri azalıyor. Azaldığı için türevi negatif olur. Bu yüzden birincisi doğru olabilir. Yani negatif eğimli bir doğrudur. Şöyle bakın teğet çizdiğin zaman gerçekten x ekseninde böyle yatayla şöyle bakın geniş açı yapıyor. Diğer taraftan da ne diyordum ben? sola yatık bir doğrunun eğimi negatiftir. Eğim negatifse türev de negatiftir. Türev negatifse fonksiyon azalandır. Olur. Gelelim şimdi buraya. Burada biraz dikkatli olun lütfen. Ben biraz daha böyle abartarak göstereyim. Şöyle arkadaşlar fonksiyonun türevi. Başka bir noktada burası işte eksi bir noktası olsun. Burası bir noktasından çizdiğim olsun. Burası da iki noktasından çizdiğim olsun. Hemen size şöyle bir şey göstereceğim. Bakın daha dik bir doğrunun Şöyle burası 6 olsun burası 2 olsun. Eğimi 3'tür. E, tanjantı 3'tür. Eğimi eksi 3 olur. Diğeri biraz daha yatık olduğu için şu yataydaki değer değişmesin. 2 olsun. 4'e düştü. Bakın yataylığı arttığı için eğim 2 oldu. Tanjant 2 oldu. Eğim de eksi 2 oldu. İyice böyle düştüğünü düşünelim. Bu yatay yine değişmesin. Şurası 1 olsun. Burada arkadaşlar 1 bölü 2 ama negatif olduğu için eksi 1 bölü 2. Gördüğünüz gibi gittikçe değerler sıfıra yaklaştığından dolayı arttı. Bu yüzden bu da doğrudur. Sonra gelelim x eşittir eksi 1 absisli noktada çizilen normalin denklemine nasıl yorum yapacağım? Teğetin eğimi negatif olduğu için normalin eğimi artı olmalı ki bunları çarpınca negatif olsun. Çünkü biliyorsunuz teğet normalin eğiminin çarpımının eksi 1 olduğunu biliyorum. Bu yüzden bunun işareti eksi ise bunun işareti artı olmalı. Gerçekten y'yi yalnız bırakınca bu da 1/2x bölü 2x oldu arkadaşlar. X'in katsayısı pozitif. Bu da doğrudur. Sizin cevap şıklarında D görünüyor olabilir arkadaşlar. Onu düzeltin. 1 2 3 yapın. Bir kere arkadaşlar hemen şunu bir görelim. 1 noktasının ordinatı nedir? X gördüğümüz yere 1 yazarsak 1'dir. O yüzden dik kenarlardan bir tanesinin 1 olduğunu görelim. Sonra gelelim şuradaki şeyi nasıl bulacağım? Nereden bulacağım? Bir kere 1 noktasındaki teğetin doğru denklemini bulmam gerekiyor. Y eşittir mx artı n'den sonra x eksenini kestiği noktayı y'ye sıfır vererek bulurum. O zaman doğrunun denklemi nereden bulunur? Bu bir teğet doğrusu. Hemen eğimi için türevini alıyorum. 3x kare. Böylece x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Demek ki o noktadaki teğetin eğimi yani f türev 1 aynı zamanda 3'e eşitmiş arkadaşlar. Bu da bize şunu anlatıyor. Doğru y eşittir 3x artı n'e. Bu arada bu doğrunun üzerindeki bir nokta işte birebir hem eğrinin üstünde hem doğrunun üstünde. Nokta denklemi sağlar basit bilgisini lütfen unutmayın. Böylece oradaki sabiti bulacağız. 1 eşittir 3 çarpı 1 artı n'den n eksi 2 geldi. y eşittir. 3x eksi 2 oldu. Y'ye 0 ver. X eksenini kestiği nokta 2 bölü 3'müş. Böylece arkadaşlar şurası 2 bölü 3. 1'den 2 bölü 3'ü çıkarırsak dik üçgenin diğer kenarı 1 bölü 3 yaptı. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'den üçgenin davalı. 1 bölü 6 oldu c şıkkı. Yani biraz burada tabii zorlanmış olmanızı anlayabiliyorum bu soruda. Bakalım arkadaşlar. Burası şimdi birebir noktası. Biraz doğru analitiği yorumlarımızı da kullanmamız gerekiyor bu soruda. Burası dikkat edin lütfen a'ya a, a küp noktası tamam mı? Çünkü hem eğrinin üstünde hem doğrunun üstünde hem eğrinin hem doğrunun üstünde olması ne demek? Aynı zamanda bakın b teğet noktası. Bu fonksiyonun türevini alırsak y eşittir 3x kare yapar. O zaman f türev a da 3a kare yapar. Bu aynı zamanda doğrunun eğimi arkadaşlar. Bir doğrunun eğimi nasıl bulunur? y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Bu aynı zamanda işte 3a kare eşit. Çünkü o noktadaki türevi x kübün 3x kare. Yerine de a'yı yazarsak böyle oldu. Şimdi a küp eksi 1 ile a eksi 1 sadeleşir. a kare artı a artı 1 olur. Eşittir 3 a kare. Buradan 2 a kare eksi a eksi 1 eşittir 0. 2 a'yı a eksi 1'e artı 1. 2 a artı 1 çarpı a eksi 1 eşittir 0'dan a 1 olamaz. Çünkü zaten anladık ki a eşittir 1. Burası zaten. a buradan ne gelmeliymiş? Eksi 1 bölü 2. Şimdi eksi 1 bölü 2 olduğuna göre diğer ordinatımız da eksi 1 bölü 8 oldu. İki nokta arasındaki uzaklığı şu sınırın mavi ile çizdiğim sınırın uzunluğunu istiyor. x2 eksi x1 1 artı 1 bölü 2'nin karesi. y2 eksi y1 1 artı 1 bölü 8'in karesi. Bunun kare alacağız. Hiç sizi uğraştırmayayım. 225 bölü 64 geliyor bunun karesini alınca. Karekökü de arkadaşlar 15 bölü 8 yapıyor. C şıkkı.